Son olarak bir de güzellik sırlarını soracağım. Yani hani seni işte küçük yaşlardan beri tanıştığımız için yani her zaman çok pürüzsüz güzel bir cildin vardı ama kendine baktığını da biliyorum. Yani buna özendiğini, dikkat ettiğini. Hani evet, bunun da bir mesaisi var, ben hep söylüyorum. Neler yapıyorsun böyle? Hani nasıl geçiyor bir günün güzellik ve bakım adına? Valla o kadar alerjik bir cilt, evet. Yani benim tipim çok alerjik. Tamamen dermokozmetik makyaj malzemeleri, dermokozmetik ürünler. Sabah akşam iyi cilt temizliği, haftada 2-3 maske ve çok soft peelinglerle. Onun dışında yediklerime özen göstermek. Tamamıyla aslında beslenmenle alakalı cildin. Evet, iyi olma hali aslında. Hep onu söylüyorlar. Yani dışarıdan tabii ki bir şeyler yapıyoruz ama içeriden de iyi olmak. Yani bütün olarak iyi olmak aslında. Aynen. Kötü alışkanlığım yok. Evet. O yüzden zaten sigara vesaire içmediğim için o cildime çok yansıyor. Aynen. Çocukluktan beri. Onun haricinde yani özel olarak yaptığım aslında hiçbir şey yok. Hani bazıları yapar ya evde karışma. Onları yaparsam hastanelik olur benim cildim. Şimdi, evet, sen hiçbir çok şey hassassın. Şimdi benim birazdan çok hassas. Çok güzel evde yapılabilecek sağlıklı tarifler vereceğiz. Ama saçıma yapıyorum. Mesela özel tariflerle saç bakım yapıyorum. Hı-hı. Mesela şu an artık saçımda boya yok benim. Hı-hı. Komple artık kendi saçımı uzattım. Hı-hı. Beyazlar çıkıyor ama önemsemiyorum. Ben senin tanımda sapsarıydın. Çok sen eski bu dediğim 2001-2002 ama benim dediğim ya. Bir ara sapsarıydım. İlk tanıdığım gibi hatırlıyorum. 2003 olabilir. 2003'te olabilir. Bir kere bir sarı yaptım. 2003 olabilir. Bir de 2016'da bir kere denedim. Evet. 2003, ondan sonra bıraktım. 2003'te bir kere. Best model zamanı, evet, bir sarıya boyadım. İnsan hayatında iki kere denermiş onu zaten ben de. Benim kesinlikle saçım açılmıyor. Bir kere denedim, yaktım, uzattım tekrar kendi saçımı. Tekrar denedim, yine olmadı. Saçına şimdi doğal bıraktım. Bakım yapıyorsun yani. Yapıyorum. Mesela tavsiye edebileceğim uzatmak ve gürleştirmek, hı-hı, için süzme yoğurt, hı-hı, bildiğiniz süzme yoğurt, içine böyle bir tatlı kaşığı bal, bir tat böyle çay kaşığı tuz, hı-hı, bir iki damla da limon. Bunu böyle karıştırıyorsun. Yerim de ben. Hakikaten çok da güzel oluyor tadı. Ve bayağı peeling gibi tuz olduğu için diplerine de friksiyon yaparak bekletiyorsun 1-2 saat. Deneyeceğim. Ben şöyle her şeyi deniyorum. Efsane. Bak tamam, onu kesinlikle denemezsin ya. İnanılmaz parlatıyor. Benim zaten hani artık boya olmadığı için. Senin hep hani çok böyle gür ve kalın telli değil ama güzel kaliteli saçın vardı. Hep benim hatırlıyorum. Benim ince telli. Evet, çok, ince telli ama böyle gür, çok parlak, evet, gür. İşte böyle düz, bir de dümdüz değil dümdüz mi? Dümdüz. Sen de dalgalandırmak istiyorsun. Ah, o olmuyor ben değil mi? Ben de maşa dalga istiyorum ama mümkün değil. Yap maşayı 2 dakika sonra düz.